Merhabalar. Bu hafta Skype görüşmesini farklı bir şekilde yapacağız. Bu şekilde bir deneyelim. Video olarak göstereceğim. Yorumlarımı bunun üzerinde yapıp daha sonra gerekirse telefon görüşmesiyle detayları tekrar üzerinden geçeriz. Şimdi fotoğrafları tek tek ele alalım. Şimdi fotoğrafları ele aldığımda bakacağım 4 tane ana madde oldu. Bunlar ışıklandırılması doğru mu mağaza? Doğru ürünü doğru yerde kullanmış mı? Mağaza içi tagler doğru mu kullanılmış? Ve vitrinler. Bunların üzerinden ben notlama yapacağım bundan sonra ve gelen fotoğrafları bunun üzerinden değerlendireceğiz. Şimdi bu 5 mertebe mağazasıyla bir bakalım hızlıca. Önce bir ışıklandırma. Burada çok net belli olmuyor ama evet. Işıklandırma konusunda herhangi bir şey yok. Genel yerleşim ve mağazanın düzeni düzgün görünüyor ama tabii detaylara ineceğiz birazdan. İlk görüntüden başlayalım. Bu reyon bize ne anlatıyor acaba? Burada %30 var. Burada farklı renkli 1 artı 1 var. Belki hani ışıktan da olabilir. Ama yani ben burada bir müşteri gözüyle buraya yanaştığım zaman bir alana bir bedava kampanyası bekliyorum. Ama burada bir %30 var. Burada da bir %30 var. Hani nedir bu? Çok net bir reyon değil. Yani sadece şeyler hani Uber kullanılmış tamam. Hani discount duvarında pek bir yorum yapmak şey olmaz. Çünkü zaten bütün ürünleri gömebildiğimiz kadar şey yapıyoruz duvara. Ama yani yerleşimi geçtim hadi artık. Ama yani burada bir mesaj karmaşası var. 1 artı 1 ciddi bir kampanyadır. Onun yanında %30. Bunu pek sağlıklı bulmadım. Şeylerin üzerinde hala eksik taglerimiz var. Yani bu ahtapotların aslında buradan giden tagleri mevcut. Bu tarafta galiba bir tag var. Buraları şey konuluyor. Neden yok? Yani mağazanın bir iletişimini şu anda elimizden almış olduk. Bu tarafta aynı üründen bütün duvar açılmış gibi duruyor. Plaj var. Bu üsttekiler hala duvara yani yansıtılmış. Bunlar neden asılmadı? Yani kanalı var ki düşmüyor ama neden dik durmuyor? Burada ışıklandırma şu gördüğüm kadarıyla mesela buraya biraz daha odak vermesi lazım. Şurada bir ışıklar burayı aydınlatıyor. Aynı şekilde şurası boş olmasına rağmen ışıklar buraya aydınlatıyor. Yani ışıklandırma gerçekten önemli bir faktör. Mağazada daha temiz ve apak bir izlenim verebilmek için. North Star'da tamam güzel bir yerleşim olmuş. Burada separatörlerle bunu ayırabiliriz ürünleri kendi aralarında. Şimdi burada ekstradan bir şey yapmanın bir anlamı var mı? Yani zaten biz şeylere, bu çekmeceleri halihazırda sığabiliyoruz. Bir sıra daha yapmaktansa buraya mesela bizim kullandığımız mat ve shiny tabelalarını kullanmak daha yapıcı olur. Ya da bunları alıp bu tarafa koyabiliriz. Şimdi ekstra bir sıra daha çıkmak ki hani siyah bloğunu buradan kaybetmişiz. Burada süper çorap var ki hani bizim mağazalarda pek kullanmadığımız bir çorap. Hani bu yerleşimi pek iyi bulmadım. Gene şeylerin üzerinde bir şey konuşmuyorum. Bu taraflarda yani bu duvar yerleşimi güzel ama yeni sezon hiçbir şey anlatmıyor burada. Şurada bir şeyler var. Nude diyor. Nude değil bu koleksiyon. Ayrıca manken kullanıyorsa kırmızıysa diğer renkleri tercih edebiliriz. Aynı şekilde çoraplarda herhangi bir tek kullanımı yok. Evet, gönderilen fotoğraflar üzerinden genel yorumlarımızı yaptım. Burada herhangi bir vitrin görseli yok. Gene eksik geldi. Hani bunu özellikle altını çiziyorum her defasında çünkü dışarıdan nasıl göründüğünü de görmemiz, yönlendirmemiz açısından. Burada herhangi bir vitrin fotoğrafı olmadığı için geçiyorum. Acemi mağazasıyla. Acemi mağazasında %50 indirim var. Arkada çoraplar var. Bunun arkasında görsel var. Yani bu bizim zaten standartlarımızın çok dışında bir uygulama. Yorumlarım olumlu değil. Eğer %50 indirim yapıyorsak biz zaten çerçevede kullanılmasını ve herhangi bir bacak vesaire olmamasını tercih ediyoruz. Yani bizim standartlarımızda böyle bir şeyimiz yok. Burada yine bir anlam karşısı ki hani burada bir fiyat var, burada %30 var, burada 1 artı 1 var. Yani bir müşterinin kafasını karıştıracak her şey var burada. Tepede 1 artı 1 var ki biz hani tepelerde de kullanmıyoruz bunları. Mümkün olduğunca raf içinde yukarıya çıkartmıyoruz. Etki panellerimiz eksik burada. Push-up etkisi
var ve ne var? Toparlanma etkisi. Aynı şekilde bu uygulamamız. Yani 1 artı 1 var. Burada yeni bir sezon. Arkada görsel. Bu da pek, yani biz zaten hiçbir şekilde uygulamıyoruz. Gelen fotoğraflardan bu kadar. Bu pek, yani zamanımızı bir işe verip hani madem yorum yapalım, ama bu kadar fotoğraf içerisinde yorum yapacak bir şeyim pek yok. Yani bu fotoğrafın neresine nasıl yorum yapabilirim? Burada anladığım kadarıyla biraz aydınlatmamızda bir eksiklik var. Tam şey değil ama genel olarak şey görünüyor. Yine %30, burada %30 kullanmıyoruz. Bu tür tagleri defalarca biz aslında bunu üzerinden geçmemize rağmen bir düzeltme görememem de benim için üzücü ayrı. Çünkü bu tagleri bu şekilde kullanmadığımızı defalarca üstüne düşe düşe söyledim. Yani ya bu tarafta ya A5'lerde mağaza içinde sergiliyoruz. Aynı şekilde burada 1 artı 1 var, %30 var. Yani ben bir müşteri olarak burada yani 1 artı 1 algısıyla gelirim, %30 ne? Evet, burada da bu kadar fotoğrafa. Yine dümdüz bir duvar. Herhangi bir iletişim yok. Yani en azından fiyat iletişimi de yapılabilir. Buradan başlayan fiyatlarda maalesef yok. Korse var. Çorap var. Yani fashion çorap var. Burada gene bir korse var. Burada oyuncaklı patik. İndirimli mi belki bu? Değilse neden hepsi burada? Yani bunlar gerçekten ana, bize aynı çizgimizden çok dışarıda bir yerleşim görüyorum. Bu kadar. Yani 4 tane fotoğraf. İndirim tam mankenin arkasını, yani kafasını kapatmış. Yani bu böyle bir örnek hiçbir şeyde yok bir mağazamızda. Yani ne Türkiye, Türkiye'de 350 mağaza, yurt dışında 200'e yakın mağaza. O yüzden yani vitrin kullanım konusunda biraz sınıfta kalıyoruz. Yani kullanılacaksa vitrin her zaman burada kullanılması, yani görselde kullanılması daha etkilidir. Aynı şekilde 1 artı 1. Bunlar çünkü güçlü kampanyalar. Ve güçlü kampanyaları buraya koyup, yani sadece vitrinde, çerçevede bulunup arkasından hiçbir manken vesaire kullanmadan net mesaj vermesi çok daha doğru, çok daha olumlu. Eski yeni sezon görselleri şey... Ki bunlar nude için yapılmıştı. Yenilerinin yapılmasını tavsiye ederim. Manken kullanabiliriz burada. Yani duvar müsait gibi gözüküyor. Manken kullanımı eksik bu mağazada. Burada %50 dedim. Burada 1 artı 1 yok. Yani madem diğer mağazalarımızda böyle bir şey bulunuyorsa burada da bulunması tavsiye edilir. Nasıl yerleşim güzel olmuş. %50. New season yine tepede. A5'leri kullanmamız gerekir mağazalarımızda. Eğer yoksa tekrar söyledim ki var. Talep edin. Burada güzel kullanmış tekler. Burada 3 artı 1. Yani her mağazamızda farklı bir kampanya mı var? Onu pek anlamış değilim. Yani sonuçta bir firmanın 3 tane mağazası açıyorum mesela. Bu 3 artı 1 gösteriyor. Metropark'a geliyoruz. %50 gösteriyor. Gence Mall'da %50 artı 1 artı 1. Yani bir mesajı müşteriye daha net anlatabilmemiz için. Yani sonuçta aynı şehirde bulunan mağazaların aynı mesajı veriyor olması gerek. Burada ise 1 artı 1. Yani 3 artı 1 olmuş. Yani tekrar aynısını şey yapayım. Bir mesaj, böyle bu kadar büyük mesajlar veriyorsak manken kullanımı olmamalı. Zaten arkasında duruyor. Hem görüntüyü şey yapıyor. Eğer illa manken kullanacaksak bu tarz mankenler kullanabiliriz. Büyük boy mankeninin arkada kalmaksa sadece ufak mankenlerle desteklemek daha doğru olur. Manken kullanabileceğimiz alanlar var. Yani manken kullanımını rayon içerisinde şey yapmak, face hatlar yapılmış, güzel. Ancak mankenle de desteklemek, çünkü ürünü nasıl giydiğini, nerede üzerinde görmesi çok daha faydalıdır. Sütyenlerde biz kullandığımız zaman bu tarz bir yerleşimde alt ve üst kullanıyoruz. Ama burada herhangi bir alt görünmüyor. Promosyon döneminde sütyenlerde bu şekilde yerleşim yapması yapabiliriz. Yani çünkü fazlasıyla yani U-barları yerleştiriyoruz altları. Ancak eğer sezon ürünü satıyorsak sütyende mutlaka alt ile desteklenmeli. Ve bunu birkaç defa üzerinden geçmiş olmamıza rağmen aynı şeyi görüyor olmak üzücü. Çocuk koleksiyonu ayrılması çok güzel olmuş.
Şimdi daha önceden söylemiştim. Mağaza içerisinde duvarlarımız, yani çorap duvarları dümdüzdü. Burada da 3 artı 1 kampanyası var. 4x4'leri kullanırken V şeklinde kullanıyoruz. Bu şekilde bir oraya bir buraya, yani gelişi güzel sergilenmemeli. İçerisinde bir ahengi mutlaka bulunması gerek. Madem burada 3 artı 1 kampanyamız var, o zaman neden diğer mağazalarda tag yok? Bu da bir soru işareti. Yani eğer bir kampanya bir mağazada mevcutsa diğerlerinde mi yok? Onu da bilmiyorum. Benim fotoğraflardan bu kadar. Yine aynısını söylüyorum. Burada da %50 var galiba. Artı 1 artı 1. Yine görsel arkadan. Aynı yorumu tekrar yapmaya gerek yok. Burada 1 artı 1'ler var. %50 var. Bu kadar fotoğraf. Maalesef daha fazla yorum yapamıyorum. Push up tagleri yukarıda. Aynısını. Yani %50 var. %30 var. 1 artı 1 var. Pardon, %50 yok. Dışarıdan bakalım. Burada da 3 artı 1 var. 1 artı 1 var. Mağaza girişinde mutlaka önde ne hangi promosyonu kullanıyorsak destekleyen görselleri kullanmamız lazım. Yani 3 artı 1 mi? 1 artı 1 mi? 1 artı 1 ile karşılamamız lazım. Gerçi burada 3 artı 1 ile karşılanmış. Ama 1 artı 1 hangi şeyde? Yani dışarıda verildi. Sütyenlerde. Yine bu şekilde kullanmıyoruz. A4 A5 çerçevelerin içine yerleştirmemiz lazım. Böyle bu görüntü bizim onayladığımız bir görüntü değil. Genel olarak bu kadar. Yani gelen fotoğraflardan yapabileceğim yorumu yaptım. Özetle vitrin konusunda zaten standartlarımızın beraberinde, yani standart gitmediğimiz için yorumlarım çok net. Mağaza içerisinde kullanılacak tagler, kampanyalar birbirini destekli olması gerekir. Yani bir yerde %30'umuz varsa 1 artı 1 sadece müşterinin algısını bozar. Bunlara dikkat ediyor olmamız lazım. Ürün yerleşimleri çok yeterli değil. Sütyen kilo standartının çok dışında. Gelen fotoğraflar 3-5 fotoğraf olduğu için yani yapabileceğim çok tabii yorum olmadı. Bu şekilde devam ederiz yorumlarımıza geldikçe. Ama daha güzel düzeltmeler, düzelmeler bekliyorum artık Azerbaycan'dan. Teşekkür ederim.